6 metrelik gelinlik kuyruğuyla, 50 bin dolarlık elbiseleriyle Köstence'deki roman düğünü, Romanya'yı ayağa kaldırdı. Bu düğünde yok yok. Romanya'nın en büyük liman şehri Köstence'deyiz. Muhabirimiz Ayhan ve kameramanımız Onur sizler için müthiş bir düğünü görüntülemeye Romanya'ya geldi. Muhteşem gecenin ayrıntılarını birkaç dakika sonra ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi sizi düğün gününün sabahına götürelim. Gece sahneye çıkacak Hüsnü Şenlendirici ile birlikteyiz. Düğünlerimiz zaten dillere desen işte bakalım bugün izleyeceksiniz arkadaşlar neler olacak. Evet. Hüsnü'nün boynundaki kelepçeli kolye ilk bakışta dikkati çekiyor. Anlaşılan Deniz Seki'ye bir mesaj var bu kolyeyle. Var ara sıra takıyorum ya. Seviyorum o kolyeyi. Onun için takıyorum. Bu kelepçeler Deniz için. Görmezsen gel. Kelepçeyi görünce aklımıza Deniz Hanım geliyor. Duruşmasına gidecek misin? Yok zannetmiyorum. Yani hayırlısı olsun inşallah. Bekliyoruz işte 1 Ekim'de. İyi haberler almak. İnşallah hayırlısı neyse olsun. Nerede barışınız mı? Yok nerede barışabiliriz? Hiç görüşmedik ki Allah aşkına. Mektup falan. Yok. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de yerin hala dolmuyor. Hüsnü'yü oteline yolcu ettikten sonra düğünün yapılacağı salona doğru yol alıyoruz. Eğlenceler zaten günlerdir sürüyor. Düğünden birkaç saat önce de muhteşem bir sofra kurulmuş ve gelinle damadın ailesi hep birlikte yemek yiyorlar. Sofrada da bir kuş sütü eksik. Gelinin güzelliğinden bahsetmemize herhalde gerek yok. Görüntüler her şeyi anlatıyor. İsterseniz gelinlik hakkında biraz bilgi verelim. Belki genç kızlarımız merak etmiştir. Gelinliğin tam 6 metrelik bir duvağı var. Yani bu kumaştan 4-5 tane daha gelinlik çıkar. Dubağın neredeyse tamamı renkli taşlarla süslü. Gördüğünüz gibi 6 metrelik bu dubağı 2-3 kişi zor taşıyor. Gelinliği zor taşıdılar. Damadın kafasındaki silindir şapkada hayli ilginç. Ölümsüz aşka bağlar, ölmeyen aşık var mı? Güvenme gençliğine. Bu görkemli gelinliğin maliyetini öğrenelim hemen. Merhaba, iyi akşamlar. Gelinliğinizin fiyatı nedir? Bunu açıkça söylemek güzel değil ama yani ucuz bir şey değil. Yani güzel değil bunu söylemek. 30 bin dolar mı? Yok. TL. Yok değil. Euro. Yok değil. Yani. Roman parası. Yok değil. Euro olarak ödedik. 30 bin euro. Gel gel gel. Roman düğününde gelinle damadın giydikleri dikkat çekmiyor sadece. Mesela sadıcın eşinin kıyafetine baksanıza, nasıl da gösterişli. Merak ettik, hemen hanımefendinin eşine soralım. Acaba bu elbisenin maliyeti ne kadar? Aynı kıyafetleri gene Türkiye'de diktirdiniz. Öyle mi? Türkiye'de evet. O kıyafetin fiyatı nedir mesela? Maliyeti size olan? Söylenmez ki. Söyle. Söylenmez, ayıp. Merak edecekler ama. 10 bin. 10 bin? 10 bin dolar. Neredeyse Ebru Gündeş'in sahne kıyafeti. Evet. Oh be canımız sağ olsun, aşkımız herkese dert olsun. Kem göze kem söze aldırmam, yalansa aşk olsun. Elbise
elbise fiyatlarından bahsettik, biraz da düğünden bahsedelim. Damadın babası ve Sadıç bize düğün gecesi hakkında bilgi veriyorlar. Bu gece neler olacak mesela? Güçlü şenlendirici çıkacak Didem, İbrahim Tatlıses biraz sonra. Didem de çıkıyor. Didem. Müzik şöleni mi var yani bu akşam? Evet, müzik şöleni var bu akşam. Konuklara ve sahneye çıkacak isimlere bakılırsa bu düğünde su gibi para harcanıyor. Bütün Türkiye'ye selamlar ediyoruz. Önemli ne? Önemli değil para ne harcadık. Önemli iki genç, ikisi beraber bir geçinmekler olur. Bu düğün için bir servet harcandı. Ve bayağı masraflı oluyor bizim düğünler. Yemekler sabah erken saatte yenmeye başlıyor değil mi? Tabii. Sabah erken saatlerde kadınlara veriliyor, öğlende erkeklere ve geceleyin herkese toplam bir yerde. Gelinin yanındaki hanımefendinin, yani biraz önce konuştuğumuz Sadıç'ın eşinin yanına gidelim hemen. Kıyafet ilgimizi çekti ya, elbise hakkında bütün bilgileri alalım hanımefendiden. Sadece bu düğün için mi yaptırdın? Evet, düğün için sadece mi? Bu düğün. Ve iki ay önceden hazırlık görüyoruz elbiseler için. Kim dikti bu kıyafeti? Hepsi bittiği çelik kıyafetleri Faruk Saraş'a Türkiye'de. Bu da mı Faruk Saraş? Evet. Gelin ve damadın kıyafetleri 60 bin euro ama düğüne gelen davetlilerin yani sadıcının kıyafeti de yaklaşık bir o kadar. Onunki de 50 bin dolar. Yani gece başına 10 bin dolarlık kıyafet diktirmiş. Görmüş olduğunuz gibi eşi de hiçbir masraftan kaçmamış. Her gece için ayrı bir kıyafet. Muhteşem sofranın yanından ayrılma vakti geldi. Çünkü Hüsnü Şenlendirici çıktı sahneye. Hüsnü klarnetini konuştururken para yağıyor etraftan adeta. Şenlendiricinin hemen ardından Oriental Didem çıkıyor sahneye. Didem güzelliği ve danslarıyla romanları büyülüyor. Malum romanların karşısında dans etmek hiç de kolay değildir. Salonunda adeta kıyamet koparken İmparator İbrahim Tatlıses de bir köşede sessiz sedasız sahneye çıkacağı anı bekliyor. Çok relax bir durumdayım. Özel bir sebebi var mı? Var. Bir duble ayran içtim. Aşağı yukarı 5000 kişi var içeride. Biz bugün çarşıyı dolaştım. Ben tabii bu kadar tanıyacaklarını bilmiyordum. 500'e yakın resim çektim hemen hemen. Muhteşem sesiyle İbo romanlara müzik ziyafeti çekiyor. Çaresiz kalmış gözlerim yaşımı file rüzgarımda sanmışım ben. Çaresiz kalmışım gözlerim yaşımı file rüzgarımda sanmışım ben. Salondaki bayanların şıklığına hayran kalan İbrahim Tatlıses, Türkiye'deki hayranlarını üzecek sözler söylüyor. Türkiye'deki hanımlar çatır çatır çatlayacaklar. Yemin ederim. Ama niye? Yani bir süs ancak bu kadar yakışır. Salondaki konukları iyice coşturan İmparator şimdi de gelinle damadın yanına gidiyor. Thank you.
Bahar'ın kahramanları onlar ne de olsa. Onların yanında birkaç şarkı söylemeden bu geceyi bitirmez İbrahim Tatlıses. Çek, 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 çek. 25 kilo vererek zayıflayan ve geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatan ünlümüz kim? Evet, sizi biraz daha bekleteceğiz ama inanın görünce siz de çok şaşıracaksınız.